AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanlığı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı 26 Ağustos Kongresinden sonra ilk kez Başbakan Eski Yardımcısı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipağ'ın katılımıyla gerçekleşti. Yönetim Kurulu toplantısında açılış konuşmasını AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Fırat Görgel yaptı. İnşallah bizim buradaki amacımız öncelikle Genel Başkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, reisimizin yükünü almak, sizlerin yükünü almak burada şehrimizde. Bizim en büyük amacımız bu. Partimize hizmet etmek, şehrimize hizmet etmek, milletimize, bu yüce millete hizmet etmek en büyük amacımız. Arkadaşlarımız da bu göreve hazırlar, biliyorum ben onlara. Gerçekten genç bir kadro kurmaya, genel merkezimizin de bize söylediği şekilde hem genç hem tecrübeli, ikisi birbirine kaynaşmış şekilde ama biraz daha gençleştirerek bir kadro kurmaya çabaladık. Bunu da başarmış olduğumuza inanıyorum. Yani o çerçevede bir çalışma yapmıştık çünkü. İnşallah sizlerin de bizlere önereceği şekilde, çizeceği yol şeklinde bizler de bu görevi inşallah hep beraber yapacağız. 13 Şubat Teşkilatı zaten bir önceki dönemde de gerçekten çok iyi arkadaşlardan, çok kaliteli bir kadroyla başlamıştı. Yolumuza tabii ki bir şekilde bazı arkadaşlarımızla devam edecektik. Bazı arkadaşlarımızla bir dönem belki de bir ara verme yapacaktık. O arkadaşlar da gerçekten çok büyük hizmet ettiler. Onlara da bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten çok büyük hizmetlere yol açmış, çok büyük hizmetler sunmuşlar partimize. Şimdi sıra görev bu kadroda. İnşallah sizler de hep biz beraber bu görevi layıkıyla yapacaksınız. Buna inanıyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak konuşmasında Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlara değindi. Yani Maraş'ımız bu konudan baktığımızda kamu yatırımları açısından 1.7 milyar yeni parayla, eski parayla da 1.7 katrilyon kamu yatırımı alıyor. Bu yıl içerisindeki, yani belediyelerimiz de dahil buna, 450 milyonu belediyelerimizin yatırımı. Böyle baktığımız zaman Kahramanmaraş bu konuda yatırım alıyor. Göksun yolumuz da Andır'ın kavşağından Göksun tünel çıkışına kadar rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bu yer bu yıl sonu itibariyle bitmiş olacak. Önümüzdeki yılda diğer kalan kısım bitmiş olacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi Veysi abimiz de sağ olsun Bakanlar Kurulu'ndan bu yolla ilgili acele kamulaştırma kararı vardı. Ve Veysi abimizin haberi olunca hemen ilk Bakanlar Kurulu'nda çıkarttı. Ben de şaşırdım yani bir an yani bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Allah razı olsun.